23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmişti. Ve 23 Nisan ilk defa 1929'da çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımızda ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Dünya çocuklarının bayramı yoksa gelin bu bayramı paylaşalım. 23 Nisan'ı hep beraber kutlayalım. Bugün onlar Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onların duyduğu sarsılmaz güvenin ve en büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisan çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenmesi ve Türk Devleti'nin devamlı emanet edeceğimiz yeni cumhuriyet bekçilerinin bu bilinç yetiştirmesi amacıyla 23 Nisan önemli birer vesiledir. Bütüncü ya bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O milletin kalbi, vicdanı ve mevcutluktur. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Çocuk yurdun temelidir. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.